genel izleyici için uygundur. Bizleri, cümle mahlukatı, kainatı ve mükevvenatı yoktan var eden, varlığıyla haberdar eden, bizleri yaratan, yaşatan, rızık verip besleyen, can verip bu alemde gezdiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama da selat ve selam olsun. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerlerinize olsun. Yine güzel bir programla karşınızdayız. Çok güzel bir konuğum var. İlahiyatçı yazar Doktor Vehbi Karakaş hocam bizimle beraber. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sıhhat afiyettesiniz. Hamdolsun Mevla'ya. Çok şükürler olsun. Çok iyiyiz. Elhamdülillah. Allah hamdınızı artırsın. Verdiği lütuf ve nimetlerin karşılığını vermekten aciziz. Alemlere rahmet gönderdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu noktaya çok önem vermiş. Hatta zikir ve tesbihin içerisine almış. Sübhaneke la uhsi senaen aleyk kema esneyt ala nefsik. Allah'ım ben seni seni övdüğün gibi övemiyorum. Affını bekliyorum. Lütfunu bekliyorum. Merhametini bekliyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler siz başlangıçta söylediğiniz gibi sayısız ve sınırsız. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saysanız bitiremezsiniz. Bu nimetlere karşı kullarından ne kadar teşekkür çıkıyor acaba? Ne kadar şükür çıkabiliyor? Çünkü hocam hani siz bu ayeti okuyunca aklıma şu ayet geldi. İn şekertüm le ezidenneküm. Evet. Yani Cenab-ı Hak diyor ki bana nimetler karşılığında bana teşekkür eder, bana şükrederseniz size olan nimetimi çoğaltırım, ziyadeleştiririm diyor. Artırmasa bile o kadar vermiş ki biz verilenlerin karşılığını vermenin mücadelesini veriyoruz. Yine yap altından çıkamıyoruz. Ya bir de üstüne eklemeler olursa ki olacak. Ona da inanıyoruz. %100 inanıyoruz. Biz şükredersek daha nice kainatları Cenab-ı Hakk'ı bizim emrimize tahsis edecek. Mevcut kainat var hocam işte daha ne? Ne diyorsun? Daha kainatlardan bahsediyorsun tabii. Kabirin öbür tarafında öyle kainatlar var ki, öyle dünyalar var ki bu dünya onun yanında çakıl taşı mesabesinde. Hafif gördüğüm için demiyorum. Yani Allah'ın daha nice lütufları, rahmetleri, nimetleri, bereketleri, servetleri var. O da öldükten sonra bizi bekliyor. Tabii. Diyorsunuz. O da işte müstahak olanlara tahsis edilecek. O zaman tam da bugünkü konumuzun başlığı Allah'a iman ya hocam. Evet. Yani Allah'a iman eden, onun emirlerini yerine getirmek için mücadele edenler, tabii, işte Peygamber Efendimize tabi olanlar. Amenna. Ki Peygamberimizin Amenna. Hani size iki emanetçi bırakıyorum. İkisine sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu şaşırmazsınız diyor. Bir Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi Peygamberin sünneti diyor. Evet. Dolayısıyla biz bu dünya hayatında bu iki şeye ittiba ettiğimiz süre içerisinde vefat ettikten sonra bizi bekleyen son inşallah bu cennet olur. Amenna. Çünkü Allah'a iman her şeyin başı değil mi hocam? Amenna. Cennet, efendime söyleyeyim, tabii ebedi saadet yurdu. Diğer bir ifadeyle ebedi tatil. Hani tatilde biliyorsunuz, tatilde yeme, içme, evlenme, eğlenme, zevku sefa vardır. Acı yoktur, sancı yoktur. Yemekler hazır gelir, her şey hazır vesaire 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 var ya şimdi dünyada. O kaç gün sürüyor? Kimisine göre bir gün, kimisine göre beş gün, kimisine göre on gün, kimisine göre ne. Böyle bir tatil bile bazen iki hafta, üç hafta olduğu zaman sıkıcı geliyor. Artık ya çalışma hayatına gidelim diyoruz ya mesela. Evet. Peki bu halidine fiha ebeda orada ayeti. Ebedi tatil. Ebedi tatil. Niye? Çünkü niye ebedi tatil?
bu dünyada Müslüman meşakkatlerini üstlenmiş, yerine getirmiş, onları aşmış. Namazın efendim sıkıntısına dayanmış, orucun sıkıntısına dayanmış, haccın, zekatın, cihadın vesaire vesaire vesaire, bütün hastalıkların, ihtiyarlığın başına ne gelmişse hep öpmüş, başına koymuş, elhamdülillah demiş. Kimseye, Allah'ı kimseye şikayet etmemiş. Allah'tan hep memnun kalmış. Hep memnun kalmış. Bütün acılar ve sancılarla beraber sabır ve şükür içerisinde ehli iman ahirete gidince artık bu dünyadaki meşakkatlerin sonu gelmiştir. Yepyeni bir dünya başlamıştır. O yepyeni bir dünyada acı yok, sancı yok, ihtiyarlık yok, efendime hastalık can sıkıntısı yok, falan hastalık yok, hasret yok. Kim kimi görmek istiyorsa, bir de bakıyorsunuz atmosfer hazırlandı. Kim nerede ne tür yemek yemek istiyorsa, bakıyorsunuz sofralara geldi. Ağaçlar bile sizin sözünüzü anlayacak. Orada cemadat denilen ne varsa çağırdığınız zaman emrinize gelecek. Kalkıp da ağaçtan koparma zahmeti, dala çıkıp da oradan düşüp efendim şunu kırma, bunu kırma, kolu kırma endişesi falan yok. Bir de bakıyorsunuz dal bir tabak gibi uzandı önünüze ve siz koparıyorsunuz. Aldığınız o nimetin yerine hemen yenisi geliyor. Eksilme yok. La memnu'atin ve la maktu'a. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Benim bu söylediklerim zannedilir ki şeyi söylüyorum ben. Kur'an ayetlerinin tercümesini yapıyorsunuz hocam. Orada yasak yok ve memnuniyetsizlik mi yok? Ve şey yok. Kesilme yok. Maktu'a. La maktu'a. Bitme yok. Tükenme yok. Anlatabildim mi? Hemen yerine yenisi geliyor. İşte böyle bir alemi Cenab-ı Hak salih kullarına hazırlamış ama. İnnellezine amenu ve amilus salihat. İman edip salih amel işleyenlere. Salih bu. Salih amel. İman edip ne demek? İman biliyorsunuz her şeyi içine alan bir mevzu. Allah'a iman birinci derecede. Arkasından marifetullah geliyor. Allah'ı tanıma. Arkasından muhabbetullah geliyor. Allah'ı sevme. Arkasından lezzeti ruhaniye geliyor. Bu dünyada, bu dünyayı söylüyorum ben şimdi. Şimdi önce dünyaya gelen her insanın Allah'a iman etmekle mükellef olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki hocam, bugünkü programımızın konusu da Allah'a iman ya. Evet. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Dediniz ki bir ilk önce Allah'a iman, sonra marifetullah. Muhabbetullah. Evet. Sonra bir de lezzeti ruhaniye. Yani muhabbetullah'tan sonra Allah'ı sevmekten bir şey geliyor. Bir lezzet geliyor. Bir sevinç geliyor. Artık musibetler ne kadar yağmur gibi başınızda yağsa dahi musibetler sizi çok fazla şey yapmıyor. Peki hocam, marifetullah'a bir parantez açarsak. Evet. Hani şimdi Allah'a iman diyoruz. İman ettiğimiz Allah'ı tanıyor muyuz? Önce evet. Bu soruyu sormak lazım değil mi? Her Müslüman kendisine. Ya nasıl bir ilah, nasıl bir Rab? Bir de mesela şu benim dikkatimi çekti hocam. Geçenlerde dikkatimi çekti, böyle bir ders yapıyordum. Hani Kur'an'ı açtığımda hocam, Cenab-ı Hakk'ın hani Esma-ül Hüsna 99 ismi var ya. Evet. 99 isminin hangi ismi bizi karşılıyor? Kur'an'ın ilk sayfasını, ilk kapağını açtığımızda Rahman. Rahman. Önce lafzatullah. Evet, Bismillah. Cenab-ı Hak. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah da önce lafzatullah. Lafzatullah. O zaten Allah'ın özel ismi. Arkasından Rahman ve Rahim isimleri. Şimdi Rahman mesela çok kapsayıcı, kuşatıcı. Evet. Burada da bir mesaj mı var hocam? Yani tabii. Ben bu dünyada tamam, ister bana asi ol, ister itaat et. Evet. İstersen iman etme fark etmez ama ben bu dünyada sizi rızıklandıracağım ve merhamet edeceğim. Evet. Burada bile yani imana bir davet mi var hocam? Burada başka ayet-i kerimede de var ya, hani isteyen inansın, isteyen inkar etsin diye ayet-i celle var ya, Mevla bu dünyada insanları serbest bırakmış. İnanan, inanmayan. İster inan, ister inanma. İnananın
karşısında bulacağı servet, saadet şudur. İnanmayanın karşısında bulacağı şekavet, azap da şudur. Bunları söylemiş Mevla. Herkese bir ömür vermiş. Bu ömür müddetince isteyen istediği gibi yaşayacak. Biz buradan şunu çıkarıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi bu dünyada yarattığı bütün inanan inanmayan herkese rahmetle muamele etmesi. Kapsayıcı, kuşatıcı. Ama Er-Rahim ismi ahirette sadece cennetlik kullarına merhametli davranması demek. Bu ikisinin arasındaki fark budur. Şimdi lafzatullah birinci derecede. Çok özür dilerim. Evet. Rahime ulaşmak için de bu dünya hayatında sayılı nefes tükenmeden Allah'a iman şartı şart. Şart tabii. Elbette. Yani Allah korusun. Ya biz hem Rahman'ın hem Rahim'in biz Müslüman olarak muhatabıyız. Evet. Değil mi? Elhamdülillah. Aynen, Müslümanız. Aynen elhamdülillah. Öyleyiz. Ama yarın inşallah Rahim'in de muhatap olacağız. İnşallah. Ama bu dünya hayatında şu anda Rahman'a muhatap olup da Rahim'e muhatap olmayan kitle var. Öyle. İnşallah i̇şte onları da Allah hidayet verir. Bunu da münasip bir lisanla bu tebliğ ve temsil konumunda olan insanlar münasip bir lisanla bunu söyleyecekler. Yani iman dairesine girmemiş insanlara, İslam dairesine girmemiş insanlara diğer insanlar münasip bir lisanla bunu anlatacaklar. Zorbalıkla değil, zorla değil. Yani temsil makamında, tebliğ makamında olan her insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Allah'ın indirdiği ayetlere muhataptır. Leste aleyhim bi musaydır. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Sen onların üzerinde zorba değilsin. Anlatacaksın, tebliğ yapacaksın ama gerisini bana bırakacaksın. Hatta kavlel leyyina. Aynen. Musa Peygamber. Münasip bir lisanla. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi önce Allah lafzayı celali geliyor. Allah lafzayı celalinin içerisinde bütün Esma-i Hüsna var. Allah'ın bütün güzel isimleri Allah lafzayı celalinin içerisindedir. Allah dese bir insan bütün Esma'yı söylemiş olur. Ama Rahman dese bütün Esma'yı söylememiş olur. Sadece bir onun içindir ki hemen hemen herkesin ağzında pelensektir. Allah, 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 Allah diyoruz. Geçen de mesela bana bir genç sordu hocam, Tanrı. Yani Tanrı diyoruz, bir problem var mı diye ama. Bu problem şudur. Şimdi mesela İngilizce'de God, Fransızca'da bilmem ne vesaire vesaire şeyler var ya, Tanrı kelimesinin karşılığı isimler var. Fakat Allah öyle bir lafzayı celal, öyle bir isim ki şimdiye kadar hiç kimseye isim verilmemiş. Özel isim. Bundan sonra da inşallah kimseye verilmeyecek. Allah Celle Celaluhu bunu tercih etmiştir. O zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela Tanrı kendisine tapınılan ilah anlamına i̇lah, geliyor ya. İlahdır. Mesela tanrılar diyebiliriz. Çünkü bazı insanlar puta tapar değil mi? Var. Bazısı ineğe tapar. Tabii. Bunlar bir tanrıdır. Ancak Allahlar diyemiyoruz mesela. Diyemeyiz. İlahlar denilir. İlahlar denilir. La ilahe illallah demiş mesela Allah. Allah'tan başka ilah yok. Bak Allah'tan başka ilah yok. Size bir şey daha söyleyeceğim. Siz Tanrı'yı şöyle bir kenara bırakın. Allah'ın isimlerinden herhangi bir ismi La ilahe illallah'taki o son illallah'ın sonunda Allah lafzı celali geliyor ya. Evet. Onun yerine koysanız bir gayrimüslim Müslüman olamıyor. Bir daha söyleyeceğim anlaşılsın diye. Mesela La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Müslüman olur. Doğru mu? Evet. Ama birisi şöyle dese La ilahe illarrahman sonundaki lafzayı celalin yerine Rahman'ı koysa Müslüman olamıyor. Fahreddin Razi'nin tefsirinde bunu gördüm. Demek ki nedir Allah'ın bu? Allah'ın ismi olmasına rağmen. Tabii. Çünkü diğer isimler lafzayı celalin yerini tutmuyor. Lafzayı celali yani bir bakıma öyle muhteşem bir şekilde tercih edilmiş. Bir dersimizde söylemiştik zannediyorum bir programımızda. Allah lafzayı celalinin başından elifi kaldırın, lillah yine mana bozulmuyor. Lillah'ın başındaki lamı kaldırın, lehu yine mana bozulmuyor. Lehu'nun başındaki lamı kaldırın, hu yine mana bozulmuyor. Hepsi Allah demek. Allah'ım. Ya müthiş. Allah, lillah, lehu, hu. Böyle.
Onun için mesela bir hadis geldi aklıma hocam. Hani peygamberimiz diyor ki kim Allah'a iman edip peygamber efendimizin de işte Resulü olduğuna inanırsa cehennem azabı onlara uzak olur anlamında. Amenna. Bu kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin Karşılığıdır. Karşılığı. Bu. Yani bir insan bir dakikada Müslüman olur, bir dakikada ebedi cenneti kazanır. Allah korusun bir dakikada da dinden çıkar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi mi bir insan Müslüman olur. Elhamdülillah. Kilit anahtar o. Anahtar o. Ama bir insan dese ki haşa ben bir Allah'ın olduğuna inanmıyorum. Haşa. Bak bir kelime, bir cümle söylüyor. O da bir dakikanın içerisinde, bir saniyede dinden çıkar. Maalesef. O açıdan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de efendim Allah'ı bize tanıtan unsurlar var ya. Mesela Allah'ı nasıl tanımalıyız hocam? Allah'ı akılla tanımalıyız. Bir, Kur'an'la tanımalıyız. İki, kainat, önümüze serdiği kainat kitabıyla tanımalıyız. Üç, alemlere rahmet gönderdiği elçisi Hazreti Muhammed Mustafa ile tanımalıyız. Şimdi Kur'an'la tanımaya, akılla tanımaya gelince, bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Mesela şimdi kardeşim bakın şurada bir bardak var ve bardağın içerisinde su var. Evet. Bu bardak ve içindeki su buraya kendi kendine gelebilir mi? Gelemez hocam. Tesadüfen bir güç lazım. Tesadüfen gelebilir mi? Tesadüfen, rastgele. Yani öyle rüzgar esmiş şu yandan bu yandan bardak dolmuş buraya konulmuş. Olabilir mi? Olamaz. Açık alanda olsa hani yağmur suyu belki o bardağın üzerine tamam. Bak burada geriye ne kalıyor? Bunu bir şuurlu el, bilinçli bir el buraya bir maksatla koymuş. Şimdi benim gözümün önünde bir gözlük olsa diyelim, gözlük. Bu gözlük kendi kendine yapılır mı? Yapılmaz. Tesadüfen yapılır mı? Yapılmaz. Orada gözlük oradaydı de orada canı sıkıldı, tesadüfen kalktı geldi gözüme takıldı diyebilir misin? Değil yok. Mi? Bir gaye, bir amaç. Bir basit gözlük, bir basit gözlük bile ustasından haber verdiğine göre o gözlüğün arkasındaki şu gözler ustasından haber vermez mi yahu? Bu gözler sahipsiz olabilir mi? Sanatkarsız olabilir mi? Kendi kendine yapılabilir mi? Buraya takılabilir mi? Bazen ben sohbetlerde, derslerimde söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar bir ceset ortaya konulsaydı bu tarafta da bu cesede takılması gereken cihazlar, gözler, eller, ayaklar, diller, dudaklar, onlar da orada. Dünyadaki mühendisleri toplasanız, ya arkadaşlar şu organlar bu bedene takılacak en güzel yer neresidir? Bir araştırın. Dünya mühendisleri bir araya gelse, bugünkü organlarımızın takıldığı yerlerden daha güzel bir yer bulamazlar. Bu tesadüfen olabilir mi ya? İnsan büyük bir fabrika mı hocam? Bedensel, fiziki. Aynen öyle. Bu rastgele olabilir mi? Bu tesadüfen olabilir mi? Kendi kendine olabilir mi? Olacak şey mi bunlar? Ha demek ki önümüze koyduğu bu kainat Allah, Allah, Allah diye bağırıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyor ya. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah demesin, Allah'ı anlatmasın diyor. Hangi şeye bakarsanız bakın arkadaşlar, hocaları dinlemenize gerek yok. Allah'ı bulmak için. Hangi esere bakarsanız bakın, hocaları dinlemenize gerek yok derken, yani hocalara gitmeyen anlamında söylemiyorum. Yani Allah'ı size anlatacak bütün eserler sıraya girerler. Şu son okuduğunuz ayet hocam çok enteresan. Evet. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Yani bir de yaratmış olduğum hiçbir şey yok ki beni anmasın, beni tesbih etmesin. Amenna. Burada cansız varlıklar da içerisinde. Cansız varlıklar da bunun içinde. Allah Allah. Tabii. Bak ben sana şimdi söyledim. Bardak ustasından haber veriyor. Benim ustamın kudreti var. Benim ustamın bilgisi var. Benim ustamın hikmeti ve hikmeti var. Benim ustamın mahareti var. Bak isimleri sayıyor. Bardak isimli ustasının maharetlerini sayıyor. Yani öyleyse şimdi o bardağın içindeki su ne diyor? Benim ustamın kudreti var. İki oksijen, iki bir hidrojen miydi? Suyun bileşimini soruyorum.
İki oksijen, bir hidrojen. Suyun bileşimi değil mi? Öyleydi. Şimdi bunu kim bir araya getirdi? İki hidrojen, bir oksijen. Üç oksijen olsa su olmaz. İki hidrojenden birisi olsa su olmaz. Dengeye bak. Bunun hakkında da Mevla buyuruyor ha. Tebareke suresinin son ayeti. Kul erayetüm in asbaha ma'ukum. Gavuran femen ye'tiküm bima'in ma'in. Söyle diyor o insanlara. Şu su çekiliverse veya bulanıverse hangi güç, hangi kudret, hangi teknoloji bunu tertemiz süzüp de sizin midenize uygun hale getirebilir? Yine dönüp dolaşıp ilk baştaki programımızın başındaki okumuş olduğunuz ayet geldi aklıma. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şimdi o açıdan diyorum ki su nimeti. Allah'ı anlatıyor, toprak Allah'ı anlatıyor, dağlar, taşlar anlatıyor. Efendime söyleyeyim, gökler Allah'ı anlatıyor, yerler Allah'ı anlatıyor. Zaten benim aklım ne almıyor biliyor musunuz Fatih Hoca kardeşim? Benim aklım neyi almıyor dedim bunu. Yazılarımın birisine söylemişim ha. Benim aklım akıllı bir insanın Allah'ı bulamamasını, tanıyamamasını, inkar etmesini aklım almıyor. Bir insanın aklı varsa mutlaka hiçbir baskı altında kalmadan direkt Allah'ı bulması gerekir. Yani o fıtrat, o gen üzere yaratıldı. Evet. Çünkü onu tanıma kabiliyeti var her evet. insanda. Benim aklım efendim alemin bir yaratıcısı olduğunu almıyor. Hayır. Benim aklım işte o imansızlığını almıyor. Bir insanın Allah'ı anlayamamasını, tanıyamamasını, bulamamasını, sevdiğe kapanamamasını anlayamıyorum ya. Hocam yani bu noktada Peygamber Efendimiz zamanına gidersek, evet. onu dünya gözüyle görene sahabi deniyor ya, amcası Ebu Leheb. Evet. Yani o da imanı nasip olmadı, o da biliyordu olmadı. Allah'ı ama bir gurur veya bir inat uğruna, maalesef. Kibir. Ama vicdanları onu söylüyor. Vicdan çünkü Allah'ın sesidir değil mi hocam? Mesela ben şöyle bir sözünü hatırlıyorum Ebu Cehil'in. Nerede gördüm bilemiyorum ama çaresiz kalmış bir gün peygamberimize demiş ki senin hak olduğunu biliyorum ama inanmayacağım demiş. Evet bu itiraf var. İşi inada bindirmiş İnat. Yani. Mesela hakir görüyor, küçük görüyor. Peygamber sen olmamalıydın diyor. O noktaya getirmeye çalışıyor vesaire. Evet. Allah hidayet versin Amin. Bugünün insanlarına Amin. Da eğer o noktada olanlar varsa diye Amin. Dua edelim. Hocam müsaadenizle Bünyamin Topçuoğlu hocamızın güzel bir eserini tamam. dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Buyurun. Subhanel ebedil ebed سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا Thank you.
سبحان من يراني ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني يا جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا وهو السميع العليم. Bünyamin Topçuoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kasideydi. Cenab-ı Hakk'ı anlatan tesbihat kasidesi. Maşallah. Hocam dinlerken de hani biraz önce de siz bahsetmiştiniz ya, Lafzayı Celal'in söylenmesi farklı bir mana, yani daha doğrusu insana farklı bir haz veriyor. Tabii ki diğer Esmaül Hüsna'lar, Rahman, Rahim, Tevvab, Rezzak, bir sürü güzel isimleri var. Ama o Lafz-ı Celal Allah deyince gerçekten bütün iliklerinle o güzelliğe erişiyorsunuz. Bünyamin Hocam da çok güzel dile getirmiş. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı hani tanıma noktasında nasıl tanıyacağız? Siz akılla dediniz. Sonra akılla demin söyledim. Evet. Sonra Kur'an'la. Mesela Kur'an en güzel şekilde Rabbimizi tanıtıyor. Bismillah. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Allah'tan başka ilah yok. O ölmeyen tek diridir. Her şeyi elinde tutan, her şeyin dizgini elinde olan bir Zat-ı Zülcelal'dir. Bütün kıvamınız, kıyamınız, kainatın ayakta durması, hayatın huzurla devam etmesi onun elindedir. Kayyumun anlamı. La te'huduhu sinetun ve la nevum. Uyuklama onu tutmaz. Hazır ve nazırdır. Nerede? Her yerde. Hazır ve nazırdır. Bazen hocam böyle işte Allah yukarıda Allah var diyoruz ya, bu tabir yanlış bir tabir mi o zaman? Tabii yani. Yani ilk kötü niyetli söylenmiyor belki halkımız tarafından belki, ama. Belki hürmeten öyle söylüyor ama fakat her yerde. Çünkü bu ayete baktığımız çünkü zaman Allah her yerde. Ya bir insan efendim ben burada rahat istediğimi yapabilirim demesin. Sizi gören, gözeten, fısıltılarınızı dinleyen bir Rabbiniz var. Sineleri okuyan. Evet, aynen öyle. La te'kuduhu sinetu la nevum. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte olan her şey onun. Sahip olduğunuz her şeyin sahibi o. Yani ya bak böyle düşünün diyor. Bedenimiz bile. Bedeniniz bile. Ben bir şeye rastladım. Adam haşa yüz bin defa haşa inanmıyor haşa inanmıyor. Halbuki o inanmıyorum dediği dilin sahibi de o. O vermiş. İnanmıyorum diye düşünceyi veren aklın sahibi de o. Allah'ın verdiği nimetlerle Allah inkar ediyor. Büyük gaflet. Büyük gaflet. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Amin. La te'ekudu sünnetu ve la nevm. Lehu ma fissemâbâti ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi izni. Allah'ın izni olmadan kimse kimseye yardım edemez. Şefaatçi olamaz. Bak görüyor musunuz? Hocam ben falan adama şu kadar yardım ettim. O yardımı Allah'ın lütfuyla yaptın.
fakirin başına kalkma. Evet. Alan insan da Allah'ın bir vekili olarak alacak. Yani o da yine havalara girmeyecek. Allah'tan başkasına her şeyi Allah'tan bekleyecek, Allah'tan görecek. Şunlardan geldi, bunlardan geldi. Tapınmasını onlara vermeyecek. Yani vesile. Vesile. Ondan sonra ne geliyor? Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Sizin arkanızdaki, önünüzde olan her şeyi o bilir. Sağınızı, solunuzu, arkanızı, önünüzü. Niye? Çünkü o her yerde. Hazır ve nazır. Ve la yuhidune bi şeyin min ilmi. Onun ilmini kuşatacak hiçbir şey yoktur. O ilmiyle hepinizi kuşatmıştır. Vesi'a kürsiyyuhu semavati vel ard. Onun kürsüsü her tarafı hakimdir. Kürsü demek hakimiyeti demek. Allah'ın her yerde hakimiyeti vardır. Ki öyle. Amerika'ya yağmuru gönderen kim? Asya'ya, Rusya'ya yağmuru gönderen kim? Oradaki tavukları, tilkileri, tazıları yaratan kim? Her yerde bak, dikkat buyurun. Buradaki kurallar neyse oradaki kurallar aynı. Türkiye'deki tabiat, doğa kuralları neyse gidin dünyanın öbür tarafına, orada da aynı. Niye? Çünkü alemin Rabbi bir. Amin. Ya bir olmasa kanunlar farklı olur. Tavuklar farklı olur. Şu olur, bu olur. Zaten İhlas suresinde de kul huvallahu ahad. Teki o Allah birdir. Tektir. Hani birdir de denebilir ama tektir özellikle ifadesi, evet, var değil mi hocam? Aynen öyle. Bir de samettir. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelit doğurmamıştır. Ve lem yulet doğurulmamıştır. Ve lem yekun lehu küffen ahad. Hiçbir şey onun dengi değildir. Hiçbir şey. O hiçbir şeye benzemez. Hani birisi kalksa şu soruyu sorsa. Dese ki hocam acaba Allah nasıl? Allah'ın nasıllığının cevabı yok. Allah tektir, birdir, vardır, birdir. Amenna. Yani onun özelliklerini, isimlerini, sıfatlarıyla öğrenmiş oluyoruz ama nasıl bir varlık olduğunu düşünmemek lazım değil mi hocam? Çünkü hadis-i şerifler var. Tefekkeru fi ala illah ve la tefekkeru fi zatillah. Allah'ın nimetleri üzerinde tefekkür edin. Düşünün. Ama Allah'ın zatını aklınızla almaya kalkmayın. Akıl patlar. Çünkü o kurallara sığmıyor. Allah'ın yerde ve gökte benzeri yok ki şuna benzetelim de tarif edelim. Peki yok. Nasip olur cennete girersek cennette Cenab-ı Hakk'ın göreceğiz. Zatını görecek miyiz? Göreceğiz. Zamandan ve mekandan, keyfiyetten münezzeh bir şekilde. Üç kelime söyledim. Zamandan münezzeh, mekandan münezzeh, keyfiyetten, nasıllıktan münezzeh bir şekilde Allah cemalini gösterecek. Allah'ın cemalini görmek bütün cennetlerin üstünde. Bak dünyanın 1000 sene mutlu hayatı cennetin 1 saatini etmez. Böyle bir cennetin 1000 saati, 1000 günü, 1000 senesi Allah'ın cemalini 1 saat seyretmenin keyfini veremez. O kadar muhteşem. Makas çok açık yani. Ha, bu kadar. Peki bunun delili var mı Kur'an'da? Var. Vücuhun yevme izin nadiratun ila rabbiha nazire. Birisi dat, birisi zıvat. Birisi zıvat. Tamam. Bir takım aydın ve parlak nurlu yüzler. İmanın nuruyla gitmiş buradan ahirete. Namazın nuruyla gitmiş. Bütün emirlerin nuruyla gitmiş. Allah'a ibadet ve tefekkür, aşk ve sevdayla gitmiş. Müminler, parlak yüzler Allah'ın cemalini seyredecekler diyor. Orada. Şimdi bu böyle. Şimdi Allah Teala birdir. Tektir. Amenna ve saddıkna. Ama peki tekse nasıl hocam bu bir yığın yığın işleri bir anda yapabiliyor. Kimse kimseye mani olamıyor. Hiçbir işe engel olmuyor. Ben sadece bir misal vereceğim. Bunları size şunu söyleyeyim güzel kardeşim. Bu şu Allah'ı tanıma ve Allah'ı bilme, Allah'a iman meselesini ömür boyu konuşsak yetmez. Bitiremeyiz tabii. Yetmez. Ama kısa olduğu için kısa geçeceğim. Özet. Özet geçiyorum. Şimdi mesela diyelim ki Allah kaç tane güneş yaratmış? Bir tane. Bu güneş doğduğu zaman Kars'taki insanlara verdiği gibi aynı anda Edirne'deki insanlara ışığın ısısını veriyor mu? Hayır. Veriyor da. Yani. Veriyor. Orada daha güne aynı sıcaklıkta. Aynı sıcaklığı, ışığı ısık veriyor. Peki ışık, güneş doğduğu zaman yahu ben
şuraya ışık ısı verebiliyorum ama yoruldum, öbür tarafa veremem, yoruldum der mi? Demez. Ben şunu demin anladım da, hani Kars'ta evet, güneş daha erken doğar. O ayrı mesele. Edirne'de daha geç doğar ya, ben o bağlamda. Aferin, Allah razı olsun. Güneş doğdu mu bir ile tabii, bin birdir. Bir anda her yere ışık da verir, ısı da verir ama yorulmaz. Bu Allah'ın yarattığı bir güneş, Allah'ın mahluku. Mahlukta bu özellik varsa, onu yaratan Allah'ın kudretine efendim kainatı bir anda en mükemmel şekilde idare etmek zor gelir mi? Gelmez. Gelmez. Demin zaten tam ayetel kürsi son ayete gelmiştik. Vesi'a kürsiyü semavati vel ard ve la yauduhu hifzuhuma. Aferin. İkisini korumak, kollamak, gözetmek, ihtiyaçlarını karşılamak Allah'a ağır gelmez. Neden? Ve'l aliyyul azim. Çünkü o yücedir. Hocam yani peygamberimiz o yüzden belki de hani Kur'an-ı Kerim'in en faziletli ayeti ayetel kürsidir ifadesi bulunmuş. Kur'an-ı Kerim'in ayetül kürsüsü ayetül kübrasıdır. Yani en büyük, büyük ayetidir. Neden? Çünkü demin de zaten siz ayetel kürsü komple manasını verdiniz. Evet. Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini totalde bağrında saklayan ayet. Muhteşem bir ayet. Ayet. Şimdi ayetül kürsü nasıl Kur'an dediğimiz o kitabın en büyük ayeti ise, tamam, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da kainat dediğimiz şu büyük kitabın ayetül kübrasıdır. En büyük ayetidir. Neden? Ayetül kürsi nasıl, hangi özelliklerden dolayı ayetül kübra olmuşsa, çünkü Allah en iyi anlatıyor. Peygamberimiz de Allah'ı en iyi anladığı için, en iyi anlattığı için o da kainat kitabının ayetül kübrası olmuş. Çünkü her insan birer ayettir. Ancak ayetlerin yani insanların şimdi, güzel. Daha güzel bir tespit. Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramı oldu şu anda. Ve şunu söyleyeceğim. Ayetül kübrası sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niye biliyor musunuz? Bir şey daha söylüyor hadis-i şerifte. Diyor ki sizin içinizde Allah'ı, Allah'tan en çok korkanınız benim. Neden? Çünkü Allah en iyi tanıyanınız benim de ondan. Öyleyse hocam öyle insanlara rastlıyoruz ki Allah korkusu aklında makında yok. Allah'ı tanımıyor çünkü. Bir de hocam Allah korkusu dediniz ya. Orada bir parantez açalım mı? Evet, yani Allah korkulacak bir ilah mı? Allah korkulacak bir ilahtır. Aynı zamanda Allah sevilecek bir ilahtır. Şimdi cevabını vereceğim sana. Tamam. Mesela bakın yine çok yakında mütalaa ettiğim bir kitapta rastladım. Men hafe şeyen herebe min ifadesini de hatırladım Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramı olarak. Men hafe şeyen herebe min, kim bir şeyden korkarsa ondan kaçar. Ama ve men hafe Allah'a herebe iley, kim Allah'tan korkarsa Allah'a kaçar. Neden? Çünkü Allah'tan zarar gelmez, Allah'tan şer gelmez. Yani, Allah'tan korkmak da Allah'ı sevmektir. Şimdi güzel oldu. Ettakullah mesela tabii, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ya, Allah'tan korkun. O sakınmak değil mi? Sakınmak demek aynı zamanda saygı duymak demektir. Yani ben bugün mesela günah işleyemiyorum diyelim misal. Misal söylüyorum. Ben günah işleyemiyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'tan korktuğum için değil sadece. Allah'a olan saygımdan dolayı utanıyorum. Yarın nasıl yüzüne bakacağım? Böyle bir Allah'ın huzurunda günah işlenir mi yahu? Utanıyorum. Bir de mesela hocam hani Cenab-ı Hakk'ın hani işte Tevvab, Rahman, evet, Rahim böyle güzel bütün, aynen, isimleri güzel de mesela neydi hocam bir ismi vardı ya aklıma gelmedi şu anda ama. Manasını hatırlıyorsan söyleyeyim. Manasını tam hatırlayamadım ama yani böyle korkutucu anlamında veya kahar. Kahar diyelim evet. Hı hı. Evet. Mesela bu isimleri de var mesela. Bunları nasıl? Bunların da yerleri var tabii. Bunların da yerleri var. Mesela şimdi öyle zaman öyle yer gelir ki Allah'ın Kahhar ismi devreye girer. Öyle yer gelir ki Rahman ismi devreye girer. Öyle yer gelir ki Rahim ismi devreye girer. İşte anlatabildim mi? Bu dünyada da Kahhar ismi var. Azizün züntikam mesela. İntikam sahibi. İntikam sahibi Allah. Allah intikam alır mı? O noktaya, öyle bir noktaya getirirsiniz ki kendinizi intikamdan başka sizi bir şey paklamayacaktır. Hmm. Öyle bir cürüm ve cinayet ortaya koyarsınız ki Allah'ın Kahhar isminden başka sizi
temizleyecek bir şey kalmayacaktır. O açıdan yani Cenab-ı Hakk'ın bazen isimleri cezaya yönelik isimleri olsa bile ehli iman için onlar bile rahmettir kardeşlerim. Biraz önce ben Mehtap kardeşimize söyledim onu. Biraz önce söyledim. Allah'ın bu dünyada ehli imana ceza vermesi de rahmettir. Nimettir. Yanlışlarından dolayı Cenab-ı Hak onları temizlemek istiyor. Ahirete günahkar günahlarıyla göndermek istemiyor. Hmm. Onun için o açıdan rahmettir. Bir manevi ikaz gibi diye. Evet, manevi ikaz. Hmm. Ama kafir oldu mu bir insan, inkarcı oldu mu ne dünyadaki musibetten ona bir rahmet gelir ne de ahirette bir rahmet gelir. Cenab-ı Hak bizi o noktada muhafaza eylesin. Amin hocam. Zaten hani programın içerisinde ben şu ayet okudum ya, halidine fiha ebeda. Cennetlikler orada ebedi kalacaklar. Evet. Bir de bunun tam tersi de var. Halidine fiha ebeda, yine aynı şekilde cehennemlikler içinde ebedi orada kalacaklar. İkisi de var. İkisi de var ama dolayısıyla biz ehli iman, Müslüman insanlarız, inanan insanlarız. İnşallah inanmayanlar da bu dünya hayatında ölmeden bu hakikati görüp inşallah bu güzel yola girerler. Kur'an-ı Kerim bazı yanlış düşüncelere, sapık düşüncelere bu ifadeleriyle cevap veriyor. O da şu: cennet ve cehennemin bazen ebedi olmadığını iddia edenler olmuş ki kesinlikle yasaktır, yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Ayete muhalif hocam. Allah Celle Celaluhu hem halidine diyor hem de ebeda diyor. Onlar orada ebediyen, ebediyen kalacaklardır. Kafirler cehennemde, müminler cennette. Bunun izahını ve ispatını yapmaya hazırım ama zaman müsait değil. Eyvallah. Evet. Hocam zaman dediğiniz zaman da programımızın sonuna geldik. Evet. Gerçekten yine çok güzel bilgiler aldık. Allah ömrünüze bereket versin. Amin cümlemize. Çok teşekkür cümlemize. Ediyoruz hocam. İyi ki varsınız. Estağfurullah. Allah razı olsun. İnşallah haftaya tekrar görüşeceğiz. Programımızın bu sonunda inşallah bir aminlerle programımızı yine hayata erdirmiş olalım. Hocam buyur. Aklıma bir cümle gelmişti. Duayı kısa yapayım o zaman. Buyurun hocam. O cümle de şu izahını sonraya bırakacağım. Men arafallah tale huznu ve men arafallah zale huznu. Allah'ı tanıyanın hüznü bitmez. Allah'ı tanıyanın şevki bitmez. Sevinci bitmez. Ne demek? Sonra. Eyvallah. Buyurun hocam. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya rabbil alemin. Sana sonsuz ve sınırsız şükürler olsun. Bir programı icra etmeye bizleri muvaffak eyledin ya Rabbi. Memleketimizi, milletimizi, şu anda amin diyen kardeşlerimizi her türlü musibetlerden, felaketlerden, acılardan, sancılardan, hastalıklardan, virüslerden koru ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı salih eyle ya Rabbi. Amin. Evlenmemiş yavrularımıza, çocuklarımıza salih ve saliha eşler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin izinde, sözünde kaim ve daim eyle ya Rabbi. Amin. Marifetimizi, muhabbetimizi artır ya Rabbi. Amin. Sana olan aşkımızı, şevkimizi artır ya Rabbi. Amin. Namaz kılmayanlara namaz kılma şuurunu ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizi ve milletimizi her türlü musibetlerden koru ve ya Rabbi. Sana sığınıyoruz. Bir cümle söyleyeceğim. O da şudur: Allah'ım bizi bu dünyaya nasıl getirdiysen ahirete de öyle götür ya Rabbi. Amin. Bu dünyaya tertemiz getirdin günahsız, ahirete de tertemiz gidenlerden eyle. Amin. Bu dünyaya gelirken acı sancı çekmedik, ölürken de acı sancı çekmeden gitmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah.